O bir motorcu arkadaşımdan hediye geldi. Çantalı. Bir daha iyi. Şey. Bir defa gördüm. Harika bir şey. Tarihi bir şey. Hiçbir yerde görmedim böyle bir şey. İlk defa burada görüyorum. Ama gerçekten bunu anlayan bilir. Şuradan kontağı çeviriyoruz. Çevir abi sen. Ayak marşı var. Ayak marşıyla çalışıyor. Benim ismim Tamer Gülşen. Arabi Oto Sanayisi'nde oto kaporta işi yapıyorum. Motor işini işte hobi olarak ilgileniyorum. İşte böyle tasarım benim sanayideki hurdap malzemelerden birleştirip bir motor bulup işte kendime bir tarz yarattım. İşte kuru kafa, işte bu tarz boynuzlar. Aslında eskide bir Mad Max filmi diye bir film vardı. Oradan bir esinlenmem var tabii. Hoşuma gitti bir filmdi. Güzel oldum. Bundan önce de bir iki tane el yapımım var. Bir tanesini Yusuf Eline gönderdim. Hani öyle hobi olarak ilgileniyorum. Motorculuğu seviyorum. Ya tamamen yani şu anda sayacak şöyle bir ahşap üzerine kullandığım malzeme var. İşte kendi çantalardan, boynuz, işte şu koltukları ben kendim yaptım. Depoyu kendim yaptım. Yani çok çeşit var şimdi. Anlatsam bitmez. Hepsini bir günde tasarlamıyorum. Duruyorum, bakıyorum, biraz sonra aklıma bir şey geliyor. O anda onu yapıyorum. Gidiyorum abi, bir ara boşluğumda tekrar bir şeyler aklıma geliyor. Yani böyle bunu yapacağım diye öyle bir tasarım yok. Şöyle söyleyeyim, zaman olarak harcadığım şunu, ben bugün bunu başlayayım diyeyim de 5 güne bitireyim desem yapamam ama çok güzel, mutlu olduğum gün. Mesela böyle psikoloji de çok önemli. Bir başlıyorum, mesela 3 güne yaparım böyle bir motoru. Görenler çok seviyorlar, değişik tarz bir şey. Şimdi bu bölgelerde bu tarz şeyler yok. Amerika, Avrupa'da bu tarz motorlar mesela şeylerden seyredebilirler. Var. Bunu yapanlar var. Bunun daha değişik ama bu tarz yok. Bir de anım var. Onu da anlatayım size. Bundan bir pandemi öncesiki yaptığımız festivalde Amerika'dan gelen misafirlerimiz vardı. Adam dedi ki orada bizim dedi yani fabrikada üretip de özel makine fabrikalarında yapıp özel tasarım motorlar yapıyor. Ama dedi bu daha çok ilgimizi çekiyor dedi. Hatta beni oraya davet eden bile oldu ama biz esnaf olduğumuz için bir yere gidemiyoruz. Buradayız. 15 bin TL falan mal ödüyorsun. Lastiği işte mecbur olan fren aksamı şu balatası. Geri kalanını ben üretiyorum. Tenekeden, demirden. İşte mesela şaseyi kendim yapıyorum. Motoru ona göre uyum sağlıyorum. Yani biraz da anlamak lazım. Motorcuyu bilmek lazım. Yani ben şimdi manevi maliyeti, maddi maliyetini şu anda hesaplasam, işçiliğimi de koymuş olsam 30 bin lira işçiliğiyle ana maliyeti olur 15-15. Ama manevi maliyetiyle bana 100 bin lira verseler vermem diyeyim. Niye? Çok uğraş.